Gün orta içeriye doğru. Kalışka! Ander Kostarişka! Konnichiwa minasan, watashiwa, Prince Unita desu ya da Baba Kartal arkadaşlar. Hoş geldiniz Anderson Talişka kariyerimizin 5. bölümü arkadaşlar. Oyuncu kariyeri bu. Ve bu kariyerde ben transferler yapamıyorum. Çünkü bu bazılarınız yorumlarda yazmıştı arkadaşlar. Abi şunu şunu transfer et gibisine. Yani bu sırf oyuncu kariyeri arkadaşlar. Transferler falan yapamıyoruz. O eğer Beşiktaş kariyeri başlarsam FIFA 18'de ki efsane bir soru olur arkadaşlar. Yani isterseniz şimdiden bir yorumlara yazın. Bu seri görmek ister misiniz? Beşiktaş FIFA 18 kariyeri arkadaşlar. Şimdi bu bölüme geliyoruz. Bu bölüme gelmeden önce arkadaşlar son bölüme 600 üstü beğeni geldi. Sizlerden çok çok teşekkür ederim. Aslında ben 700 üstü bekliyordum ama canınız sağ olsun arkadaşlar. 500 üstü geldi mi bana bu yeterli oluyor. Bu bölümde lütfen beğenmeyip de geçmeyin arkadaşlar. Çok çok zor maç olacak. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz arkadaşlar. Bu bizi beklediğimiz platform yani beklediğimiz sahne olacak. Şampiyon Ligi kendimiz kariyer açımızdan yani arkadaşlar. Bir tabii ki Beşiktaş açısından kendimizi göstermeye çalışacağız. Şöyle hemen bakalım. Bu bölümde arkadaşlar Porto'ya gideceğiz. Ondan sonra kendi sahamıza Malatya Spor'a karşı oynayacağız. Porto Süper Lig 5. haftası. Ondan sonraki 6. bölümde arkadaşlar efsane maçlar var. Bakın en büyük derbilerden biri Galatasaray derbisi olacak. Yanılmıyorsam deplasmanda oynayacağız. Ondan sonra da Monaco maçına gideceğiz arkadaşlar. Yani yine Şampiyonlar Ligi. Ama bugünün en büyük maçı Porto olacak. Kuşkusuz. Tabloyu da görüyorsunuz. Bakın aynı grup. G grubu burada. Yani şu Porto, Monaco ve Leipzig takımları var. Şu anki değerimiz 24 milyon. Pazar değerimiz var. Ve 81 ratingdeyiz arkadaşlar. Yüksek bir rakam. FIFA 10 canı milyonlar kazanmış. 3. forma yok Beşiktaş'ın. Talişka'nın face'i yok. Quaresma'nın ama update'ten face'i geldi arkadaşlar. Ricardo Quaresma'nın artık FIFA 18'de 10 cana seneden sonra face'i var. Yani şöyle bir alkışlayalım EA'yı. 10 cana şeyden sonra böyle bir şey yapabilirler. Okey. Portekizli arkadaşlar. Simons Coleman'ı görüyorsunuz. Yeni transfer Beşiktaş'ın burada ve sağ bek oynayacak. Estadio Dragao'dayız. Porto'dayız arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa ilk maçımıza çıkacağız. Bu sezon ve aynı gerçekte gibi inşallah güzel bir başlangıç yaparız. Beşiktaş 3'te 3 yapmıştı. Biz de bakalım 3'te 3 yapacağız mı? Hatta 3'te 3 ondan sonra bir beraberlik. Yani 10 puanda gerçekte Beşiktaş şu an. Ve burada bakacağız. Porto deplasmanı çok zor bir deplasman. Ve eski bir Beşiktaşlı oyuncuyu da göreceksiniz bu arada. Tabii ki Aboubakar arkadaşlar. Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giymişti. Simons Coleman İngiltere'den transfer edildi bu. Defansı güçlendirme adına transfer edildi. Aslında forvette de eksik var. Cenk Tosun ve Quaresma ne yazık ki transfer edildi İngiltere'ye. Bakın arkadaşlar Aboubakar. Pepe'yi görüyorsunuz. Onun için de önemli bir maç Portekiz takımına karşı. Kendisi de orada oynadı sanırım. Eğer doğru hatırlıyorsam Porto'da. Neyse, Negredo top maçında arkadaşlar. Hazır mısınız? Beğenmiyor musunuz? Hashtag Baba Kartal. Hashtag Come to Baba Kartal. Ve Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçımız Porto'ya karşı hakem bile başladı. Beşiktaş'ımıza başarı dileriz. Şimdi Talişka gidiyor. Talişka. Babel'i gördük. Babel. Gel buradan hemen. Pas gelmiyor. Ne biçim pas verdin oğlum Medel. Gel böyle. Önümüzde boş bir alan şu olabiliriz. Şimdi Talişka şut. Öndeki oyuncuya çarpıyor. Ve şutu geçmiyor arkadaşlar. Devam. Talişka. Jermaine Lens. Lens. Caner'i görüyoruz. Güzel bir orta Caner. Hadi oğlum. Şimdi Casillas arkadaşlar. Ulan %100 gol pozisyonu değerlendirmiyoruz. Bakın voley. Ve son anda Casillas. Yaşayan efsane kaleci arkadaşlar. Casillas müdahale ediyor. Korner. Şöyle bir gönderelim.
Atiba'ya gelirim, hayır. İlk 10 dakikayı geride bıraktık. Şu dakikaya kadar Beşiktaş'ımız aslında fena oynamıyor. Porto'yu kalemize uzak tutabildik. Derken şimdi Porto geliyor. Suarez'den sağ kanatta korona bomboş yatarak müdahale Caner'den. Ve hakem penaltıyı veriyor. Caner'e sarı kart. 13 dakikada Porto penaltı kazanıyor. Ulan hiç yoktan. Tam ne diyordum? Lafın üstüne böyle bir aksiyon geliyor. Ve büyük bir ihtimal 1-0 geriye düşeceğiz. Topun başında Aboubakar olamaz arkadaşlar. Eski Beşiktaşlı oyuncu Aboubakar. Porto penaltı kazandı. Hadi Fabri adamım. Hadi Fabri. Aboubakar. Aboubakar atamıyor. Adamsın Aboubakar. Aboubakar. Beşiktaş'a gol atamaz. Atmaz. Hiç uymadı. Çaktırmayın. Porto penaltı kaçırdı. Aboubakar sanki eski kulübüne karşı gol atmak istemedi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hızlı çıkabilir miyiz? Line Bubble'e gidiyoruz. 15 dakikadayız. Bubble bekliyor. Oyuncular gelin diyor. Şimdi Lens. Otavio araya girdi. Lens. Hadi Bubble. Gel. Şimdi. Ah ulan ya. Hep biri var önümde ya. Çok güzel paslaşmalar. Ama dikkat ediyoruz. Çünkü Porto bayağı hızlı kontratağa çıkabiliyor arkadaşlar. Layun. 20 dakikada korner kullanacak. Porto takımı Aboubakar'ı gördünüz. Şimdi aman dikkat. Lent. Bir penaltı daha ama hayır. Hızlı çıkalım daha. Şu Negredo'nun verdiği pasa bak. Çok güzel. Şimdi uzaktan da şut deniyoruz. Casillas. Lan top. Ne oldu? Keita Balde şu oyuncu felaket arkadaşlar. 44 milyona gelmişler Lazio'dan Monaco'ya. Falcao olmadı mı oynuyor çoğunluk forvette. Genç yetenek. Onu da mutlaka görürüz. Çünkü Monaco'ya karşı da oynayacağız. Şimdi hadi oğlum çok güzel bir pası. Bubble'e doğru. Bubble cezalama girdi. Bubble'ın pası. Negredo ve 1-0 öne geçiyoruz. Çok güzel bir atak. Bubble. Negredo. Talisca. Üçlüsü arkadaşlar. Bakın bizim harika ara pasımız. Negredo. Birazcık da şanslı arkadaşlar. Futbolda o da gerekli ama şans. Casillas. Tamıyor ve Şenol Güneş seviniyor böyle arkadaşlar gola. Negredo Cenk Tosun yokluğunda gollarını atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon ilk golünü atıyor. Şimdi Beşiktaş'ımız Porto'da 1-0 önde. Estadio do Dragao stadında bir sessizlik çöktü gibi gözüküyor şu an. Şimdi gel. Ah ulan Reyes. Fake shoot yapacaktım. Aradan geçecektim. Devam. Suarez. Sol kanatta. Suarez. Ortası. Aman Aboubakar. Hayır. Korona çizgi. Gol yiyoruz. Hiç ummadığımız bir anda gol yiyoruz. Maçta bir beraberlik var arkadaşlar. Pozisyon tekrarına bakalım. Aboubakar Fabri tutuyor. Sonrasında korona burada düşerek gol atıyor. El var mı? Evet, el var. Arkadaşlar. Gol olmaması lazım. Çünkü koronanın elini değiyor top. Elinden kaleye gidiyor. Hakem bunu tabii ki görmüyor. Jesus korona. 38. dakikada beraber golünü attı. Beşiktaş'ın hakkı yeniyor burada. Devam ediyoruz. Tarafta yaşıyoruz. Lens'e doğru pas. Lens. Şimdi ama hadi oğlum. Şut geliyor. Korner. Casillas kurtarıyor arkadaşlar şutumuzu. Neredeyse ilk yarı bitmeden önce. Bakın pozisyon tekrarını gösteriyorlar. Süpersiniz EA. Sağ ayağımıza çok sert vurduk ama kalede Casillas. Dikkat ediyor. Korner. Şimdi şu ilk yarı bitmeden şu aksiyondan bir gol bulsak bomba olur. Hadi oğlum. Olmadı. Gel hemen bana.
Çok güzel. Orta gelsin geliyor. Hadi oğlum. Kafa at Casillas. Casillas, Casillas. İlk yarı son eriyor. 1-1 arkadaşlar. Şu maç beraberlik bile iyi bence. İlk Şampiyonlar Ligi maçımız. Deplasmanda oynuyoruz. Tabii ki galibiyeti oynuyoruz da ama beraberlik de fena olmaz. Okey, şimdi bakalım diğer taraf şeyde. Bizim grupta Monaco, Leipzig 1-1 berabere ilk yarı sonucu. Zaman kaybetmiyoruz. 7.7 ratingdeyiz ve maçın ikinci yarısına geçiyoruz arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Şimdi Negreira topu kaptı. Medel. Babel şut deniyor. Casillas. Medel. Hadi oğlum. Hadi Orkan. Okey, sakin oynamalıyız. Bu arada Babel çıkıyor ve yeni transfer Tyson arkadaşlar. Kovarejman yerine geldi. Hatta on forma numarası da kullanıyor. Gel buradan. Şimdi ah ulan be. Gel lan. Orta. Hadi oğlum bir kafa. Allah'ım. Bir korner daha. Caner penaltı olabilir mi? Hayır. Danilo. İkinci yarı biraz daha böyle top orta sahada geçiyor arkadaşlar. Ufak tefek pas hataları falan oluyor. Bakalım sanırım hatayı yapan, büyük hata yapan bu maçı kaybedecek gibi gözüküyor. Negredo. Çok güzel pas. Orkan gidiyor şimdi. Hadi Orkan güzel bir orta gelsin. Geliyor ama Casillas. Suarez ara pası. Coleman dikkat et. Aman Aubakar'a gelmesin. Gel hocam. Çok güzel. Şunabiliriz. Uzaklardan deniyoruz. Negredo. Atsana oğlum. Oğuzhan giriyor. Biraz da ofansif oynamalıyız. Şenol Güneş de bundan dolayı Atiba'yı çıkartıyor. Onun yerine Oğuzhan geldi şimdi. Şimdi ama. Gel. Gel Tyson'ı gönder. Hadi oğlum şimdi. Niye sağ ayağına çaktı bu? Bir de şey yaptım. R1 arkadaşlar plas yatsın diye. İnanılmaz iki kere üst üste büyük gol pozisyonu buluyor. Pozisyona giriyor. Beşiktaş. Değerlendiremiyoruz. Şimdi kaptık. Gönder. Gönderiyoruz. Hadi. Allah'ım. Bu Negredo'dan. Arkadaşlar Negredo çok kaçırdı. Daha doğrusu biz çok kaçırıyoruz. 82. dakikadayız. Aman dikkat Suarez. 90. dakikaya girdik. Dikkat. Porto geliyor şimdi son anda. Tuzic. Korner. Hayır taç. Defansa yardım edelim. Fabri. Gel hocam. Hadi hemen gönder. Şimdi. Tyson git. Hızlı oyuncu sen. Tyson birebir 96. Ve gol geliyor. Tyson atıyor. Çok hızlı çıktık. 9.1 asist veriyoruz. 96 3'te bile gol geliyor arkadaşlar. Beşiktaş 2-1 öne geçiyor orta deplasmanda. Bağıramıyorum çünkü beni duyuyor yan odada yavru kartal. Tyson. Kovarejma'yı aratmıyor desem yalan olur çünkü Beşiktaş Kovarejma'yı hep arar arkadaşlar. Ama böyle gol atıyoruz ve sonunda şu Casillas'ı geçebildik. Şenol Güneş böyle seviniyor. 90 artı kaçtı bilmiyorum vallahi arkadaşlar. 2-1 öne geçiyoruz. Orta deplasmanda. Her şeye rağmen diyoruz. Hakemlere rağmen 9.1 reytingi. Çok 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 güzel bir reyting. Gol atmadık ama arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir performans. Üst düzey bir performans sergileyebildik. Ve iyi hizmetlerde bulunduk Beşiktaş camiasına arkadaşlar. Kulübüne daha doğrusu. Yani şansımız da vardı aslında. Bakın burada şu Casillas bir türlü bacak arası geçirdik bir de. Neyse 9.1 çok güzel bir reyting arkadaşlar. Her maçta gol atacak değiliz. Asist yaptık. Okey diğer maçta Monaco 2-1 yenmiş.
Real Madrid 3-1. Liverpool'da 3-1 yenmiş. Eyvah! Aa, Lens 5 gün yok, sakatlanmış. Arkadaşlar hiç dikkat etmedim ona. Maç esnasında. Önümüzdeki birkaç maçtan puan çıkarmamızı bekliyorum. Galatasaray derbisinde takımdan kıran kırana bir mücadele bekliyorum. Evet arkadaşlar, çok büyük maç. Bakın şimdi Malatya Spor'a karşı kendi sahamızda oynayacağız Vodafone Park'ta. Ondan sonra deplasmana gideceğiz. Türk Telekom stadına arkadaşlar Galatasaray'a karşı oynayacağız. Ondan sonra diğerleri de görüyorsunuz. Osmanlı Spor maçı var, Antalya Spor maçı. Onun arasında da Şampiyon Ligi var. Tamam, beklentiler böyle. 9.0 ratingi. En az 2 golde pay sahibi ol. Bir de 8 gol pozisyonu yarat. Okey, yaparız. Şimdi ne haberi geldi? Mustafa Beklemek geri dönüyor arkadaşlar. Şöyle bir alkışalım. Adam gerçekten hep sakatlanıyor biliyorsunuz. Burada da bu seride de arkadaşlar hemen ilk maç hazırlık döneminde birinci maçta mı ikinci maçta mı bir sakatlık yaşadı, hemen gitti adam vallahi. Neyse, geçmiş olsun dilekleriyle. Şu maçı yapalım. Son maçımız bu bölümlük Malatya Spor'a karşı olacak arkadaşlar. İstanbul'dayız arkadaşlar. Vodafone Park'ta Spurdo Süper Lig 5. haftasını oynayacağız. Yani 5. maç günü arkadaşlar. Rakibimiz yeni Malatya Spor olacak. TTV 1. Lig'den yeni çıktılar bu sezon. Ve bakalım, ligde aslında fena gitmiyoruz. 3. sıradayız. 2 puan Galatasaray, birer Galatasaray'ın arkasındayız. Burada görüyorsunuz. Malatya Spor 18 sırada, yani hiç iyi başlamadılar bu ligi arkadaşlar. İki takımlar şimdi sahaya çıktı arkadaşlar. Anderson, Talisca dikkat çeken oyuncular. Biziz. 4 gol var 3 maçta. Ve şu oyuncunun bir face'i gelse var ya FIFA'ya. Bakın, Quaresma'nın face'i geldi. Yeni bir update'de Quaresma'nın face'i var. Şimdi orijinal face'i, hatta şöyle dövmeleri falan da var yüzünde. Neyse, Şenol Güneş'in ilk 11'ini görüyorsunuz. Orkan Çınar, Atınç, bir de Gökhan Gönül değişikliği var. Porto maçıyla karşılaştırdığım arkadaşlar. Yani bayağı bir rotasyon yapıyor Şenol Güneş. Hem ligde hem kupada mücadele ettiğimizden dolayı, yani Şampiyonlar Ligi'nde falan. Böyle rotasyonlar da gerekli. Bir yandan oyuncuların morali bozulmaması açısından, diğer yandan da tabii ki sakatlıklar engellenme açısından arkadaşlar. Solda Adem Büyük. Hatta bu sezon başlamadan gerçekte Beşiktaş'ta adı geçmişti. Sonrasında onun yerine Okan Çınar'ı aldılar arkadaşlar. Fabri'yi gördünüz. Negri'yi de top başında. Hakem Feridun Doğançay bir maçı yönetecek. Sporto Süper Lig 5. haftasındayız. Vodafone Park'tayız. İlk üçlü Beşiktaş taraftarlarına ve zorlu mücadele başladı arkadaşlar. Beşiktaş'ımıza Malatya Spor karşısında başarı dileriz. O son dakikada attığımız ve galibiyeti getiren goldan ilk 3 puanımızı Şampiyonlar Ligi'nde kaptık. Ve o moralle de bu maça çıkıyoruz şimdi. Çok güzel. Orkan Çınar ortası gelsin. Şimdi kafayı koyabilir miyiz? Hayır. Orkan deniyor. 7. dakikada Beşiktaş'ımız ilk defa Malatya Spor kalesine geldi. Orkan Çınar'la Lens'in sakat olduğu dönemde şimdi o forma şansı buldu. Vahin Babel gel. Şimdi çalabilir miyiz? Uzaklardan şut deniyoruz. Kıl payı kaçıyor 18. dakikada. Tanışkan'ın şutu arkadaşlar. Çok güzel paslaşma sonucunda Tanışkan böyle sert vurdu. Kaleye doğru gitse gol. Negri, o faul var hocam. Eyvah eyvah, Negri'yi de sakın ha sakın ha sakatlanma. Hemen oynadık. Gel hocam. Şimdi Babel. Güzel bir orta. Ortası geldi. Kafayı atıyoruz ve gol. İşte bu. 1-0 öne geçiyoruz Vodafone Park'ta arkadaşlar. Golümüzü atıyoruz nihayet. Babel'in güzel asisti. Ve kafayla atıyoruz. Birazcık aynı Göztepe maçındaki Talişkan goluna benzediği. Sen yalan olur yani, ona benzerdi. 1-0 öndeyiz. Talisca Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz valla. Allah nazarlardan korusun diyoruz. Anderson Talisca.
Bu kariyerden sonra kimin kariyerini oynasam? Onu düşünüyorum ben de arkadaşlar. Kendi kariyerimi oynarım belki. Atiba çok güzel. Neydi o? Gel hocam. Çok güzel yaptık. Şimdi at bunu. Pası veriyoruz. Bubble sana da bir asist verelim. Bubble'le bu sefer biz veriyoruz. Gel lan üstüme atla. Omuz hocam omuz. Höv nereye lan? Cenk Tosun'a gidiyor adam. Gel oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor lan bu? Heh biz atlayalım. Onu Afrikan ha, ailesi de seviniyor. Oo bakın onu güzel yapmışlar. Bu sefer biz Bubble'le pasımızı veriyoruz. Asistimizi yapıyoruz. Ryan Bubble de böyle atıyor. Çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bir de bunun YouTube kanalı var arkadaşlar. Onu mutlaka bakın. Yani abone olun hatta. Tavsiye ederim. Ryan Bubble diye yazın YouTube'a. Onun kanalı zaten gelir. Çok güzel videolar çekiyor da. Böyle maç öncesi, maç sonrası vlogları var derken. Şimdi Beşiktaş 3. gola doğru. Hadi oğlum. Hadi oğlum uzaklardan dönüyoruz. 8.9. Coşuyoruz. Vodafone Park'ta. Beşiktaş çok etkili oynuyor arkadaşlar. Tayyip Pereira. Orta geldi. Ya şu şeyde çok gol yiyoruz ama bu sefer dikkat etti. Gel. Sakin. Ne oldu? Bir sakatlık. Adem Büyük. Bir sakatlık yaşıyor. Bakalım ne oldu orada? Aa, oo. Evet ve maça devam edemeyecek. Onun yerine şimdi şurada aşağıda niye yazmıyor kimin geldiği onu anlamıyorum ben. Onun yerine bir oyuncu geldi de kim geldi bilmiyorum yazmadı. Dia arkadaşlar. O eski Fenerbahçeli Dia mı? Sanırım o olması gerek. O Dia mı arkadaşlar? Bilen varsa bir yorumlar yazsın. Eski Fenerbahçeli Dia mı o? Çok güzel. Aşağıdan oyna. Hadi oğlum. Hadi Orkan. Orkan. Güzel bir orta. Gol getirebilir. Şimdi araya girebilir miyiz? Hayır. Farnol'e gidiyor. 45. dakikadayız. İlk yarıda son aksiyon olabilirdi bu. Yoksa bir aksiyon daha göreceğiz mi? Orkan. Ara pası. Hadi oğlum Babel. Şut Negredo'dan Farnol'e. Okey. 9.0'dayız. Ara pası Babel. Şut deniyor. Plase direkt. Üçüncü gola çok yaklaştık arkadaşlar derken hakem ilk yarıyı sona erdirdi. 1-0 değil pardon 2-0 bu üstünlüğü var Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta. Şimdi devre arasındayız. Talişka 6 şut 1 gol 1 asist. Gerçekten güzel bir performans. 9.0 reytingli arkadaşlar. İkinci yere geçiyoruz. Talişka ve Bubble'ın attığı golle Beşiktaş'ımız 2-0 önde Vodafone Park'ta. Şimdi Malatya ligi zaten iyi başlamadı. 18 sıradalardı. Bu maçtan da istediğini alamayacaklar gibi gözüküyor. Atınç. Dikkat. Ama Bursaspor maçında da 2-0 öndedik. Ondan sonra biliyorsunuz bu seri takip edenler varsa biliyordur. Ne oldu? 2-2 berabere kaldık. Şimdi Talişka. Hadi oğlum Talişka. Talişka gidiyor. Plase gelebilir. Talişka plase ve gol. 9.3. 51. dakikada. Golumuz geliyor. Böyle attık golü. Bu arada ben çok sesli bağırmamalıyım. Bakın. Hey yavrum hey. Kaleci uzanıyor ama yetişemiyor. Anderson Talişka ve skor 3-0 oldu. Malatyaspor'da oyuncular üzgün. 3-0 yaptık arkadaşlar. Bu maçta da ikinci golümüzü attık. Pereira 9.3. Gerçekten çok güzel oynadı Beşiktaş bugün.
Paslar da harika. Şimdi Babı kontrol edebilir mi? Babı foul. Beşiktaş 58. dakikada freaky kullanacak. Bu arada Atiba çıkıyor onun yerine. Oğuzhan Özyakup şimdi maça dahil olacak. Malatya Spor'da da iki oyuncu değişikliği görüyorsunuz. Burada şu an ekrana geliyor. Okey, freaky. Şöyle bir gönderelim. Hadi oğlum. Orada kim var? Oğuzhan Özyakup! Girer girmez ilk aksiyonda gol atıyor neredeyse arkadaşlar. Bizim free kick Oğuzhan yatarak kafa atıyor. Top direkten out'a çıkıyor. Malatya Spor gerçekten. Şu dakikaya kadar hiç iyi oynamadı ya da oynatmadık. Caner'i gördük. Caner gel. Çok güzel hocam. Çok güzel. Bubble gel. Aradan gönderme. Hayır tamam. Allah'tan çak. Çünkü offside'ladık. Offside'ladık. Devam ediyoruz. Dikkat. Ya. Uzaklardan bir şut ve gol arkadaşlar. Barazit atıyor. 75. dakikada 3-1 oldu skor şimdi. Hiç yoktan gol yiyoruz valla. Gol tekrarına bakalım. Adam öyle bir çakmış ki. Minimlik giriyor valla arkadaşlar. Okey. Şimdi Tolga Aslan. Medel çıkıyor. Medel çıkıyor. Tolga Aslan giriyor. Skor 3-1 oldu. Hadi baba yetiş ona adam yetiş. Gel. Kafa at. Tyson şut atıyor. Tyson. Gol. Adamsın Tyson. 4-1 yaptık. Tyson atıyor. Ve Malatya Spor'un golün üstüne gola karşılık veriyor Beşiktaş'ımız. Vodafone Park'ta 4-1 öndeyiz. Hep şöyle gözüm benim telefonuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü çok sesli oldu mu mesaj geliyor. Eşimden biraz daha sessiz oldu ya. Tyson böyle atıyor. O da ilk golünü attı arkadaşlar. Yeni transfer. Dediğim gibi Kvarecman yerine gelmişti. Transfer edildi Shakhtar Donetsk'ten. O da yani gerçekten o transfer edilse acayip oluyor. Çünkü çok güzel bir oyuncu. Hadi oğlum bizi hemen gönder şöyle. Kaçıramıyorum ki oğlum yapıştı adam. Çota deniyoruz. Arka o gol gelseydi var ya. Hemen 5. bölüm başlığı olurdu valla. Bravo Çota golü. Gel hocam. Şimdi uzaklanan bir şut. Valla acayip sarıyor Beşiktaş'la oynamak arkadaşlar ya. Paslar falan baya güzel geliyor. Talişka böyle şut attı. Elci kurtarıyor. Şimdi korner. Hadi oğlum. Gel buradan. Bubble. Beşe doğru git Bubble. Ryan Bubble. Okey. Hakem maçı her an bitirebilir. Bir 3 puan da buradan gelecek. O zaman puanımız 13'e gidecek. Yükselecek. Oğuzhan. Negredo. Çok güzel. Bir gol daha atıyoruz. Arkadaşlar maç bitti derken Tadiçka yine sahneye çıkıyor. Ve 5-1 yaptık. Kendimizin 3. golünü atıyoruz. Tyson'ın güzel pası. Bakın çok güzel kaçtım oyuncular bizim. Bak şu 35 numara bizi tutuyordu. Ona arkalarına bir kaçıyoruz. Öne koşuyoruz. Offside var mıydı bilmiyorum valla. Ama iyi kaçtık. Bacak arası geçti sanırım. Evet bacak arası. Namusla gitti kalecinin. Ve Şenol Güneş böyle seviniyor. Arkadaşlar bu seri çok iyi gidiyor valla. Yani efsane. En iyi oyuncu maç düzeyinde oynuyoruz. Ondan sonrası efsane. Ona mı geçsen diye düşünüyorum. Ama ligin başındayız. Hemen öyle çok yükselesim yok. İleride yaparım sanırım.
Bir hat-trick daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir hat-trick daha yapıyoruz. Ve Beşiktaş'a 3 puan kazandırdık. İlk golümüze bakalım. Böyle kafayla atmıştık. Helal olsun, 9.6 arkadaşlar. Bomba bir rating. Şöyle ilerleyelim. Ve bu bölümde sonuna geleceğiz zaten şimdi. Bakalım. Ligde ne durumdayız? Galatasaray puan kaybetti mi? Onu göreceğiz. Burada Pepe'nin saç rengi değişik değil mi? Bakın. Neyse. Felix Gaitrik yaptığı maçta Beşiktaş takımının yeni Madrid karşısında attığı 3 golle galibiyeti taşıdı. Okey. Arkadaşlar. Şimdi önce bir tabloya bakalım. Galatasaray berabere kalmış. Okey, Galatasaray Alanya Spor'a karşı. Bakın, onlar ikisi de bizim üstümüzdeydi. Galatasaray 1. sıradaydı. Alanya Spor'da ikincisi. Onlar da 1-1 berabere kaldı. Yani birbirinden puanları çaldılar arkadaşlar. 5. haftada liderlik pozisyonuna geçtik. Şimdi avarajla sanırım, evet, avarajla ve 13 puanla lider durumdayız. Hemen ardımızda Galatasaray var 13 puanda, 7 avarajları. Trabzonspor'un da 13 puanı var. Onların da avarajı 3. Bayağı kran kranına geçiyor arkadaşlar şu ilk 5. Sadece 1 puan var aralarında. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. 9. sıradalar. Aynı gerçekte gibi, onlar da bayağı kötü gidiyor. 7 puandalar sadece. Şimdi arkadaşlar, gelecek bölüm şunu göreceksiniz. Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bir de 6. bölümde. Bir de Monaco arkadaşlar. Şimdi burada bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Yine çok güzel bir bölüm gördünüz bence arkadaşlar. Bol gollü, bol pozisyonlu. Asistler, goller hepsi vardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsiniz ya da beğenmeyi unutmamışsınızdır. Abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri kanalıma davet ederim. Dediğim gibi bundan sonraki bölümde, 6. bölümde Galatasaray derbisi göreceksiniz. Bir de Monaco maçı, Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Oldu. Benden şimdi bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek umuduyla. Peace out. Sayonara. Bye bye.